Selamlar dostlar. Grim Dawn serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en son Bounty Quest görevlerini yapıyorduk. Artık o oyunun son dönemecine girdik. 58 level oldum bu arada. Daha önceden 57 leveldim. Bir önceki levelde şaşırmayın diye söylüyorum. Sizden önce de yani videoya girmeden önce de Bounty görevlerinde biraz ilerledim. Çünkü çok fazla Bounty görevi olduğu için Reputation puanlarını gördüğünüz gibi hızlı hızlı kazanmamız gerekiyor. Reputation puanlarında gördüğünüz gibi bayağı bir ilerledim. Bu bölümde yine biraz daha bounty görevleri yapacağız ve daha önceden kalmış olan şöyle hemen portaldan göstereyim size. Burada daha önceden kalan bir tane shrine'ımız vardı. Bu shrine yine Reputation puanına bağlı olaraktan açılan bir shrine. Şimdi Reputation puanını arttırdığımız için bunu da açmış bulunuyoruz. Bunu da halledeceğiz. Bir de şu Dead Man's Gulch diye böyle bir bölgemiz vardı hatırlarsanız. Burada girmediğimiz bir zindan daha vardı. Daha önceden yapmadıklarımızı böyle not etmiştim bir kenara unutmayalım diye. Bunu da halledeceğiz bu bölüm. Artık oyunun dediğim gibi son dönem içine girdiğimiz için yani 60 leveli getirip artık karakterin neredeyse %80'ini tamamlayacağımız için o kısma kadar ilerleyip artık bu seriyi de burada bitireceğiz. Seride A'sından Z'sine bütün her şeyle size anlatmaya çalıştım. Son bir anlatacağım kısım da olacak. Bu Reputation dediğim yani Faction Window'da biraz daha detaylı anlatacağım sizlere ve artık seriyi noktalayacağız. O zaman hızlıca hemen direkt şeyden başlayalım. Görevlerimizden başlayalım. Bounty görevlerimizi almıştık zaten daha önceden vardı. Öncelikle şu aynen bunu yapalım sırayla çünkü daha önceden map'ten baktım nerede olduklarını kafam karışmasın diye sırayla yapacağım. Şu The Warden Slaves ve Bounty göreviyle başlayalım. Bu direkt şeyde bulunuyor. Geçen gittiğimiz laboratuvarda bulunuyor bildiğiniz gibi. Şurada hemen sağ tarafta bulunan laboratuvarda bulunuyor. Warden's Laboratory Rift'ten gidiyoruz. Gathering ve Zant Brand isimli iki tane irili ufaklı boss keseceğiz. Bu Living Quarters diye geçen bölümde bulunuyor. Tam nokta atışı bir spawn noktası yok. Buralarda gezerek bulacağız onu. Burada gördüğünüz gibi Gatherant burada spawn olmuş. Bunu hallettik. Bu Zandbrand da hemen şurada bulunuyor. Şu üst kısımda bulunuyor. Laboratuvara geldiğiniz zaman bakın bu kısımda tam şu gösterdiğim kısımda bu Gatherant ortaya çıkıyor. Zandbrand da hemen şurada çıkıyor. Bakın burada da Zandbrand ortaya çıktı. Tam olarak nokta atışı olarak hemen şurada. Tam bu kısımda çıktı ortaya. Bu görevi de hallettik. Hemen şöyle diğer Bounty Quest görevimize bakalım. Şu Igor'u keselim. Slay Igor the Brawler diyor. Onu hemen halledelim. Neredeymiş ona bakalım. Cronlis'teymiş. Cronlis, Aether Crystal to become even stronger diyor. Yani Cronlis'te bizim Cronlis Hideout diye bir kısım vardı hatırlarsanız. Cronlis Hideout Rift diye geçen bir kısım vardı. O da hemen neredeydi? Şu Twin Fall'a geçerken sanırım
Aynen burada. Crawley's Hideout Rift. Buradan ilerleyeceğiz. Burada hemen şu tam çıkışta spawn oluyor. O çıkışa kadar yürümemiz gerekiyor. Bakın hiç adamlara saldırmıyorum. Komponentlerimizin, üzerimize taktığımız komponentlerin gücünü görüyorsunuz. Kendi kendine öldürüyor hepsini. Gördüğünüz gibi bize vuranlar hemen direkt misilleme atak. Gücümüz de fazla olduğu için direkt misilleme atak yapıyor komponentler ve direkt gördüğünüz gibi ölüyorlar. Şu Darius'u bir keselim. Bizim keseceğimiz boss burada bir yerde olması gerekiyor. Hala bulamadık. Burada spawn olmamış bu tarafta. Bazen nokta taşı bulamıyorsunuz. Şöyle bir geri dönüp tekrar bakacağım şuralara. Burada bir yerde olması gerekiyor. Bu da değilmiş. Gördüğünüz gibi bu tarafta spawn olmuş. Baya ters tarafta. Normalde bu kısımda oluyordu ama bu tarafta niye spawn oldu hiç anlamadım. Şimdi diğer bounty görevimize geçelim. Burada Old Blood Breeder diye bir tane daha var. Bu da hemen nerede şöyle bir bakalım. Shaded Basin diye bir bölgedeymiş. Shaded Basin bölgesi Pine Barrens Rift'ten gidiliyor.
Gördüğünüz gibi hemen sağ üstte Shaded Basin yazıyor. Yani Shaded Basin bölgesi burası. Burada birçok farklı mağaraya giriş noktaları var. Bu mağarada bulunuyor o bizim söylediğimiz yaratık. Buradan mağaraya girelim. Mağarada muhtemelen. Sanırım yanlış mağaraya girdik. Şöyle hemen bir geri döneceğim. Burada çok fazla mağara var. Yine aynı mağaranın çıkış tarafına çıktım. Şurada mağaraya bir bakalım. Ama bu mağara değil muhtemelen. Bu mağarada değilmiş. Yanlış mağaraya girdik. Bu tarz yaratıkların genelde spawn olması da zor oluyor. Tam belli bir noktaları olmadığı için arayıp duruyorsunuz. O zaman direkt diğer bounty görevine geçelim. Bunu videoda uzatmayayım. Olmadı videoyu bir duraklatıp tekrar bakıp geri dönebiliriz buraya. Şöyle direkt o şu Vizier Hex'ini öldürmeye gidelim. Bu da nerede bulunuyor diye şöyle bir bakıyorum. Tam hatırlamaya çalışıyorum. Homestead tarafında olması gerekiyor. Rofting diye geçen bir bölümde. Rofting, aynen. Rotting. Croplands kısmında bulunuyor. Thank you.
tarz bossları böyle işte mini bossları tam diğer büyük bosslara göre daha zor bulunduğu için böyle aramanız gerekiyor. Bunu bulduk, buradaymış. Haritadaki yerini şöyle göstereyim hemen. Buradan portaldan ışınlandığınızda hemen şu sağ üstte bulunuyor. Shrine'ın hemen arka tarafı. Bu gidip Bant Table görevlerini verelim. Biri Devil Crossing demiş, hemen orada gidip verelim onu. Tekrar bir görev verdi. Biz şu görevleri verelim. Ondan sonra bu aktif etmediğimiz shrine'a gideriz. Son bounty görevini de verelim. Orders of Death Vigil klanına. Tamamdır. Şimdi eksik bıraktığımız, daha önceden yapmadığımız o kısımlara geçelim. Şimdi şu öncelikle şu shrine'a gidelim. Oraya da hemen şu Asterken Valley'den gideceğiz. Tam şu kısımda bulunuyor. Oraya kadar yürüyeceğiz. Hemen Deadman's Gulch'taki bu daha önceden girmediğimiz şeye gidiyoruz. Neydi adı ya? Şu hemen gördüğünüz gibi böyle yeşillik kısımda bir tane zindan vardı. Oraya yetkimiz olmadığı için giremiyorduk. Şimdi bildiğiniz gibi reputation puanlarını geliştirdik, girebiliyoruz. Şöyle şurada durayım. İlerleyelim şuradan. Ölmeden. Az daha ölüyordum. Şimdi bu mine yani madene hangi bölgeyle ilişkiniz gelişirse girebiliyorsunuz? Black Legion'dan. Black Legion'a gördüğünüz gibi honorated, yani onurlu bir seviyeye gelmişiz. Artık bitirme aşamasına da yaklaşmışız. Şimdi burada bunu aktive etmek için genelde bu madeni aktive etmek için genelde honorated ve honorated üstü bir friendly level, yani arkadaş level'ına ihtiyacınız gerekiyor. Biz honorated'ız. Bunun bir üstü de reverate ya da honorate olması gerekiyor bu madene girebilmeniz için. O yüzden bu genelde unutuluyor, bu madene girmek oyunun sonuna kalıyor. Bunu unutmayın. Şöyle bir girelim hemen. Burası diğer tarafa açılan kısım.
Burası da büyük mü, küçük mü, nasıl bir yer hiç hatırlamıyorum. Şöyle sandıklar var ama izmi işimize yarayacak bir şey çıkmayacaktır. Yine de satmak için alıyorum. Bu taraf bitti. Şöyle hemen aşağı doğru ilerleyelim. Dediğim gibi buraya girebilmek için Black Legion'la ilişkiniz en az honorated, yani onurlu aşamasına gelmesi gerekiyor. Burada boss'umuz var. Bu boss'un aynısını biliyorsunuz, bildiğiniz gibi Port Valbury Old Town'la girerken kesmiştik. Tabi level'ı bizden düşük. Şu an çok kolay bir şekilde öldürdük onu. Burası da muhtemelen bu kadar. Evet, başka da bir giriş çıkışı yok. Şöyle hemen bir şehre gidelim. Yeni bölgemizi de keşfettik. Şöyle Homestay'e de gidelim. Anlatmam gereken son bir kısım kaldı aslında. Yine bunu sürekli değindik ama son bir kez daha anlatacağım bunu. Şimdi burada Faction Window'lardan bahsedeceğim sizlere. Daha önceden bahsetmiştim Faction Window'lardan. Bu Faction Window'larda kırmızı barla dolu olarak gördüğünüz kısımlar genelde yaratıklar. Yaratıkların ırkları ile ilişkilerimiz de var tabii ki de burada. Burada Aedris, Arkovian Undead, işte Ktonians ya da Kronis Gang gibi burada kötücül ruhlar var. Bunlarla ilişkilerimiz. Ama bu Kaimon's Chosen dediğimiz kısım Outcast'in, yani Outcast kısmında, hani Sorrow Bastion'da ilerlediğimiz bir kısım vardı ya, oradaki arka odadaki bulunan orada iki farklı ırk bulunuyor. O arka odada bulunan ırklarla olan ilişkimiz, bunlar da aslında bir insan niyetine geçiyor. Bakın şey Headquarters yazıyor. Bu Headquarters işte bu adamların başı, bu ırkın ya da top klanın başı Sorrow Bastion'da bulunuyor gördüğünüz gibi. Burada Devil Crossing'den başlayalım. Devil Crossing bizim İlk başta başladığımız şehri biliyorsunuz, Devil Crossing. Headquarter'da Devil Crossing'de bulunuyormuş. Peki bu ilişki level'ları nasıl ilerliyor? Friendly level, yani arkadaş level'ları şu aşamayla ilerliyor. İlk başta tolerated oluyor. Ondan sonra friendly. Ondan sonra respect. Ondan sonra honorated. Ondan sonra revered. Revered de son artık ilişki hali. Peki bu ilişkiler geliştikçe size neler kazandırıyor? Hemen ona geçmeden önce şurada Reputation Giant From yazıyor. Yani bu ilişkiler nasıl gelişir? Killing Crons the Gang, questler ve bounties'ler yaptığınız zaman ilişkileriniz bu bölgeyle gelişiyormuş. Bakın şöyle Reverate'in hemen barın üstüne geldim. Açılan şeylere bakın. Rare Augments dedikleri şey, bu relikler var ya bizim taktığımız, onlar açılıyormuş. Nadir reliklerin açılması ve Elite Faction Weapons ve Armor'lar, yani orada mesela Devil Crossing'de satılan elit itemların, yani NPC'lerde satılan elit itemların açılma daha fazla satılıyor, yani o NPC'lerde daha fazla satılma olasılığı artıyor. Şimdi Homestay'di biliyorsunuz. Homestay'de yine bu bulunduğumuz bölge, burayla da Reverate'miş, yani son arkadaşlık ilişkisine gelmişiz. Tabi bu arkadaşlık ilişkileri geliştikçe size bir şeyler kazandırıyor. Her barı geçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi belli belli aşamalar var burada. 1, 2, 3 ve 4. aşama böyle. Buraya doldukça artık size de tabii bir şeyler kazandırıyor. Bu bölgeyle ilişkimiz kötü. Bu da hostile level dediğimiz kısım. Hostile level da genelde aranızın ne kadar kötü olduğuyla ilgili. Arkadaşlık değil de kötülükle alakalı. Hostile kısımda hostile, deceit ve hate ve nemesis olarak ayrılıyor. Nemesis seviyesine geldiğiniz zaman Nemesis de o bölgeye ait en güçlü boss spawn olur. Bu barları Nemesis olarak fullemeye çalışacağım ben. Öyle bitirmeye çalışacağım bu seriyi.
bu yaratıkların nemesis hallerini de, yani bu bölgede nemesis hallerini de kesmeye çalışacağız. Madem hostile, yani aramızın kötü olduğu, hasım olduğumuz, düşman olduğumuzlara bakıyorsak, şu hemen şu üsttekilere de bir geçelim hemen. Bakın bunlarla mesela Aedrils'lar hated, yani bizden nefret ediyormuş. Bunların artık son nemesis, artık iyice kanlı bıçaklı olacağımız hale gelmesine az kalmış. Gördüğünüz gibi unlock diyor. Unlock that nemesis. Nemesis spawn olacakmış. Yani burayı doldurduğum zaman bu bölgenin nemesis boss'unu açmış bulunacağız. Burada da yine Arkoven Undead'le ilişkimiz Despicate. Burada hate mesela, Ktonians da nasıl okunuyor bilmiyorum. Crownless Gang'le de yine daha hostile seviyesine. Çok fazla kötü olmamış bunlar ama yine aramız kötü. Order of Death Vigil'da onurlu bir şekilde honorated olmuş. Robbers'la fullemişiz yine, reverated. Black Legion'la yine honorated. Çok az bir şey kalmış bakın barında olmasına, reverated olmasına. Outcast'da zaten yine fullemişiz. Tabi bunları full değildi. Ben bounty görevlerini tek başıma yaptığım için fullemiş bulunmaktayım. Bu faction window'lar da bu şekilde. Yine tabi Reputation Giant From'da baktığınız zaman bunların nasıl gelişebileceğini, yani buradaki barı nasıl doldurabileceğiniz aşağıda size örneklemiş, söylemiş. Bu headquarters'larda bu bölgelerin başları. Mesela bu The Outcast'in başı Fort Icon'da bulunuyormuş gibi, bu şekilde anlayabilirsiniz. Son olarak ne söyleyecektim? Burada mesela Outcast'e baktığınız zaman bu Reputation Found'ın gelişmesi için Killing Angels ve Ketonians diyor. Yani bu yaratıkların her, yani bu ırka mensup olan bütün yaratıkları kesmeniz istiyor. Tabii bu ırka mensup olan yaratıkları kestiğiniz zaman bunun bir götürüsü oluyor. Ketonians ve Aedrils'le aslında götürüsü değil, kazanç. Sonuçta biz bu Nemesis barına ulaşmaya çalışıyoruz. Size bir kazancı var. Bu barları da dolduruyor haliyle. Yani burası sizden nefret etme barı olduğu için sizi dolduruyor. Yani kırmızılar nefret barı, yeşiller de sizinle arkadaş olan ırkların barları. Bu ilişkiler tabii ki de oyunda önemli. Çünkü oyunda ilerlemeniz için mesela o gittiğimiz madeni açabilmek için Black Legion'la ilişkimizin en az onurlu ya da reverated, yani bize saygı duydukları aşamada olması gerekiyor. Bu faction window da bu şekilde. Artık oyuna dair anlatabileceğim çok fazla bir şey kalmadı. Zaten level almıştım. Onu bir şunu verelim o zaman hemen. Ardından çıksın. Fiziğe gideceğim yine. Tabii bu König ve Spirit şu an için bizim için yeterli olduğu için buna daha fazla vermiyorum. Yine fiziğe verdim. Level almıştık bu arada. Level'a da şu alttaki barı fulluyorduk. Şu Reckless Power açmak için. Bu bölümlük burada bırakmadan önce hemen şu şeyleri yapalım. Bu arada siz bu ilişkileri geliştirdiğiniz zaman bazı görevler açılıyor. Şimdi biz ana görevleri bitirdik, bildiğiniz gibi yan görevleri de bitirdik. Şimdi bant görevleri yapıyorduk ama ilişkiler geliştikçe yeni görevler açılıyor. Bakın burada mesela büyümeye bakın. Burada zaten açıklamasında yazar. Bu aşamaları atladıkça yeni görevler açılır. Şöyle bakalım Homestead'deki NPC'lerde yeni görevler var mı? Bakın mesela burada bir tane var. Bunu aldım. Mesela bakın bu ana görevmiş. Yanında yıldız var gördüğünüz gibi. Bunu hemen yapabiliriz aslında. Barnabas'a ne diyor? Rapor ver diyor. Devil Crossing demiş. Burada başka var mı NPC bize görev verebilecek bakalım. Dediğim gibi ana görevler bitiyor fakat Reputation puanına bağlı olarak geliştikçe ana görev yine açılıyor. Yani oyunu tam anlamıyla bitirmiş olmuyorsunuz. Şimdi bölge bölgeye gezeceğim ve videoyu bitireceğim. Bölge bölgeye gezip bize verebilecekleri görev var mı hemen bakacağız. Ondan sonra zaten bir sonraki bölümde de bu görevleri yaparız ve 60 level'e ulaşmaya çalışırız. Homestead'deydik. Şöyle Fort Icon'a bir bakalım. Fort Icon'da verebilecek bir görev var mı? Bize verecekleri bir görev var mı? Bounty görevlerinden daha fazla ilerlemeyeceğim bu arada. Bu kadar yeterli. Şuraya şöyle gidiyorum. Burada verebilecek kimse görev vermiyor. Buradan da çıkıyorum. Ya oyunda normal aşamada ilerlediğinizde, yani reputation puanı kasmaya uğraşmadığınız zaman ki ana görevler bitmişti ama reputation puanını
kasmaya başlayıp ilerlediğiniz zaman ana görevler aslında tam olarak bitmemiş oluyor. Yine tabii ki de alıyorsunuz böyle. Bakın yine bir görev verdi bize. Legion Retribution diye. Burayı da hallettik. Fort Icon'da hallettik. Bir Devil Crossing'e de bakacağız. Hatta oraya gitmeden önce de şu Sorrow Bastion'a gidelim. Sorrow Bastion. Şu Death Vigil klanından da bize verebilecekleri görev var mı bakalım. Çünkü ilişki puanlarımız bayağı geliştiği için muhtemelen açılmıştır görevler. Bu videoda yer yer kesintiler olduğunu farkındayım. Ara ara yine tabii ki teknik problemler yaşadığım için videoyu editlerken muhtemelen böyle ara ara sahnelerin kesildiğine şahit olabilirsiniz. Şimdiden onu da bilgilendirmesini yapayım. Burada da verebilecek görev varmış. Alalım bunu da. Şuradaki arkadaş da var mı diye bakıyorum. Burada yok. Hemen Devil Crossing'e gidiyorum. Burada sanırım bize görev verilmeyecek. Aynen burada görev verebilecek biri yok. Bakıyorum şuna. Aa burada varmış. Şunu da alalım. Hazır buraya gelmişken şu görevi de yapalım. Ana görevmiş. Barnabas'a rapor vermemiz gerekiyor. Bakın reputation puanları geliştirdik yine. Tabi item falan da verdi. Bu görevi de hallettik. O zaman bu bölümde buradan Devil Crossing'den ilk başladığımız yerden veda edelim. Bir sonraki bölümde bu yani aldığımız yan görevlerden devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın.